tercihli ticaret fonksiyonunun eklenmesi, o bölgede huzur içinde yaşayan insanların kesinlikle yaşam standartlarını bozacak. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri kalıcı konutlar mevkiinde bazı parsellerin yapılaşma şartlarının 4 kata çıkarılması ve Paşaköy Mahallesi'nde otopark yapımı için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen raporlarla ilgili basın açıklaması yaptı. 10 Mayıs 2016 tarihindeki Mayıs ayı ikinci toplantısında İmar Komisyonu'ndan şerh düşülerek Cumhuriyet Halk Partisi üyesi tarafından şerh düşülerek mecliste gelen kalıcı konutlar Kılıç Arslan Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, 155. Sokak ve Doktor Akın Çakmakçı Bulvarı'ndan cephe alan tüm parsellerin ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının 4 kata çıkartılması yetmiyormuş gibi bir de tercihli ticaret fonksiyonunun eklenmesi o bölgede huzur içinde yaşayan insanların kesinlikle yaşam standartlarını bozacak, tatlarını kaçıracaktır. Bu teklifin bir de belediye teklifi olması ayrıca manidardır. Belediye bu adaletsiz kararında kimlere menfaat sağlamaktadır? Öyle ki söz konusu yollardan cephe alan parsellere komşu parsellerin de birleştirilmesi durumunda aynı haktan faydalandırılması için kaymaklı kısmını daha da cazip hale getirmiştir. Bolu Belediyesi'nin bu kararı bölgede yaşayan insanların huzurunu bozacaktır. Ticaret ile mahalle hayatının iç içe olması, geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal hayatını olumsuz etkileyecektir. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri adına konuşan Mustafa Aksoy, alınan kararların Bolların gelecekte huzurunu bozacağını söyledi. Yine İmar Komisyonu'ndan gelen, yine CHP'li üyemizin kabul etmemesine rağmen Paşaköy Mahallesi'ndeki iki imar adası arasında kalan park alanının yani yeşil alanın otopark alanına çevrilmesi ve de bu alanın 10 yıla kadar alışveriş merkezine kiralanması için yetki alınması, hele hele bu teklifin belediye teklifi olarak meclise gelmesi kafalarda şu soruların oluşmasına sebep olmuştur. Bir, yapılan projedeki otopark alanı yetersiz midir? Yani proje yeterli bir proje değil midir? Eğer yetersiz ise neden ruhsatlandırılmıştır? İki, kaldırılan yeşil alan o bölgede yaşayan insanlara ait iken yeni bir yeşil alan oluşturulmadan bu alanın otoparka döndürülmesi yasalara aykırı değil midir?